اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل وقت وحين وأبد الآبدين يا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي ilim, irfan yuvamız, üniversitemize yapılmış olan bu mabedimizi, camimizi hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Kıyamete kadar burada sana secde eden kulları eksik eyleme. Bunun yapımında bulunan hayır sahipleri büyüklerimizi sen umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Amin. Muratlarını ihsan eyle. Amin. Bu caminin yapılmasında emeği geçen herkesi razı olduğun kullarının zümresine ilhak eyle. Amin. Bizi kendine layık kul, Efendimiz'e layık ümmet, ecdadımıza layık evlat eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Kabloyu böyle çekelim, kızalayı böyle getirelim. Biraz geriye alalım. Başkanım gel. Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hayırlı olsun. Ahlak bizim hayatımızın merkezindirler. Hem okudurlar. Kur'an dersi öğretilir, hadis dersi öğretilir, diğer bütün ilimler burada öğretilebilir. Bir okul düzeyi var. Aynı zamanda kültür merkezidir. İşte kültürel bütün faaliyetleri pekala burada yapabiliriz. Aynı zamanda ibadethanedir, ibadetlerimizi burada yapabiliriz. Bazı camiler hem misafirhanesi hem aşevleri var. Ve yine cemaatler olsun diye, çünkü caminin cemaati olmazsa en büyük eksikliği odur. Camiler garip kalır cemaatsiz olursa. Dolayısıyla camiler cemaatsiz kalmasın diye yakınlarına çarşı da kurulmuştur. Arasalar kurulmuştur. Dolayısıyla da o çalışanlar camiye gelsin diyerekten. Bu cami gerçekten hem Erzincan'a hem de üniversiteye yakışan bir cami olmuş. Müftümüz de söyledi. Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın mescidlerini sadece Allah'a ve ahiret gününe inanan ve ancak Allah'tan korkan kimseler imar eder diyorlar. Ve yine Hazreti Peygamber, Peygamberimiz bir kimse Allah'ın rızasını gözeterek bir mescid inşa ederse Allah da ona cennetler bir köşk hazırlar buyurmuştur. Dolayısıyla inşallah hem Rabbimizin vaadi hem Peygamberimizin müjdesiyle birlikte bu camiye emeği geçer. Her birisi inşallah cennette bir köşk hazırlar buyurmuştur. Tabi Arif Nihat Hazretleri'nin kubbeler şiirinde bunlar, bu kubbeler, bu minareler akçeyle olacak işler değildi. Bunu yapmak için sadece para sahibi olmak yetmez, bir de gönül sahibi olmak lazım. İşte bu gönül sahibi olan insanlarımıza da, hamiyet sahibi insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabi camiler Allah katında en sevimli yerlerdendir ve şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Camiye gelmek Allah'a misafir olmaktır. Ve camiye gelen Allah'ın misafiri olunca Allah da misafirde elbette ikramda bulunur. Ancak şunu unutmuyoruz ki camilerin imarı ancak cemaat olur. Mescitleri garip koymamak lazım. Cemaat olursun, mescitte garip kalmaz. Tabi camiler bulunduğu bölgeye huzur verir. Camiye gelen insanlar birbirleriyle tanışırlar. Aralarındaki sevgi, dostluk bağları oluşur. Kardeşlik ruhunu burada tazelerler ve maddi ve manevi anlamda imar edildikçe sosyal dokumuzda güvenir, sağlamlaşır. Milli birlik ve beraberliğimiz de camilerle artar. Ve camilerin en çok yakıştığı yerlerden biri üniversitelerdir. Zira Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahipleri korkar. İşte bu üniversiteler insanımıza ilim öğrendi, ilim sahibi yapar ve Allah'tan hakkıyla korkmayı öğrendi. Bu bakımdan başta rektörümüz olmak üzere bütün yönetimine huzurlarında teşekkür ediyorum.